Faruk da çok küçükken babası hapse girmiş, ondan sonra hapiste vefat etmiş. Yani Faruk hiç babasını görmemiş, hiç tanımıyor. Sadece işte babasının bir resmi vardı. O da hapishaneden Faruk'a göndermiş. Faruk küçükken işte benim küçük Faruk'um diye arkasında da notu vardı. O fotoğrafı vardı babasının sadece kendisinde. Babasını bilmiyordu. Annesini de daha genç yaştayken kaybetmişti. Yani onun için hem yetim hem öksüz olarak büyümüştü. Özellikle üniversite yılları, lise yılları hep hem yetim hem öksüz olarak geçmişti. Yani hep hayatta zorluklarla karşılaşmış ama her şeye rağmen her zaman sabreden, her zaman gülen, yani hiçbir zaman davasından vazgeçmeyen biriydi. Onu tanıyan herkesin söylediği bir şey vardır. Yani çok güler yüzlü olduğu söylenir. Her zaman, her acıdan. Bunu ben hani yakınında olan birisi olarak gerçekten çok daha fazla fark etmişimdir belki de. Mesela bir insanla karşılaştığınızda hani bir insan güler yüzlü dersiniz bir insan ama mutlaka onun bir mutsuz veya hani üzüntülü bir ana denk gelirsiniz ve o an böyle çok da gülümsemez yani. Ama mutlaka Faruk Hoca'nın da mutsuz, üzüntülü, sıkıntılı olduğu anlar vardı ama hiçbir zaman gülümsemesini eksik etmedi yani. Ben Faruk Hoca'yı işte diyelim ki 97 yılından bu yana tanıyorum. Bir tartışmasına mesela şahit olmadım. Ya da birisine işte diyelim ki herhangi bir meseleden dolayı itiraz ettiğine, yani meşru olduğum müddetçe. Ya dedim ki kendi görüşü ve sizin görüşünüz farklılaştığı vakit tamam sizin görüşle hareket etmeyi her zaman uygun görür. Bu tabii bahsettiğimiz şeyler genelde tercihi meseleler. Yani kişilerin kendi arasındaki hani bir yere gidelim ya da bir şeyler yapalım ya da şöyle bir hareket, şöyle bir şeyler yapalım gibi o noktalarda. Faruk Aktaş deyince aklımıza birkaç tane şey geliyor. Bunlardan bir tanesi özellikle güzel ahlakı. Sonra sabrı, sonra da yüzündeki tebessüm bizi hiçbir zaman unutturmuyor. Gerçekten yani ne olursa olsun hangi sıkıntıyla karşılaşırsak karşılaşın her zaman yüzünden tebessüm eksik etmedi. En sıkıntılı günlerimizde hem bu Güneş'te yaptığımız proje çalışmalarında olsun, yetimlerle ilgili yaptığımız çalışmalarda olsun bir kere olsun hiçbir zaman bir şikayet dahi olmadı yani şikayet dahi etmedi. Kendisinin bu sabrı, kendisinin bu güzel ahlakı bizi çok etkilemişti. Hayatımda hiç yapmacık şeyler yoktu. Ama dertliydi, tasalıydı. Hep düşünceliydi. Hep düşünceliydi. Bazen yani bir sahabe hayatı gibi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı gibi, okuduğumuz gibi bir hayatı var diyebilirim. Abartısı yoktu. Bazen ben şaka boyutunu, espri boyutunu artırırdım. Ama hiç kahkaha attığını hiç görmüş değilim, duymuş değilim. Hep tebessüm. Hep tebessüm. Her zaman bunu söylerdi yani. Bizim buradan boş dönmemiz lazım. Madem buradayız bir şeyler yapmamız lazım. Yani Faruk'un sosyal hayatı da her şeyi de eğitimdi, dersti, okumaktı. Yani hiçbir zaman elini boş görmedim. Ki Türkiye'de dahi bizim eve ziyarete geldiğinde veya işte burada Fatih'te veya da işte bir yerde tanıştığında her zaman kitabı elinde, her zaman kitabı çantasında. Yani her zaman okuyan bir tipti. Üniversite hayatı da öyleydi. Faruk Hoca ile o 9 aylık yani 1 yıllık işte süreç içerisinde aynı odada kaldığımız süreç içerisinde biz çoğu zaman odada yemek yerdik mesela. Yani bir gün ya bugün de bu işi sen yap dediğini görmedim mesela. Afrikalısından ta Filistinlisine kadar işte Kürdünden Arabına Çeçenine her türlü millete varıncaya kadar Türkleri aşarak Faruk'un bir şeyi vardı, bir ağırlığı vardı. Ve bu ağırlık çok sözle gelen veya çok bilgiyle gelen bir şey değildi. Tamamen ağırbaşlılık, vakar ve sükunetle gelen bir şeydi. İnsanlarla olan muamelesi, ahlakı onun bilumum bütün Müslümanlar üzerinde böyle bir etki bırakmasına şey vermişti. Yani sebebiyet vermişti ve böyle bir netice doğmuştu. Şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki o bölük bölüşüklük içerisinde üzerinde ittifak edilebilecek tek isim Faruk'tur. Faruk
Faruk abi İHA'ya girmeden önce eğitimle uğraşan birisiydi. Normalde dil bilen her insan, yani Arapça, İngilizce, Fransızca, hangi dili biliyorsa bilsin kendi ana dilinin dışarısında, hayali nedir? Yani bir kariyer yapmak, yani hayata dair bir kariyer yapmak ve hayata hayat tadında yaşamak. Faruk abinin hayata hayat tadında yaşamak algısı gerçekten farklıydı. Yani İHA'ya girmeden önce zaten eğitimle uğraşıyordu. Yani çevresinde öğrenciler vardı. O öğrencilerine Arapça, İslam ilimler olarak bildiğimiz işte siyerdir, fıkıhtır, tefsirdir, İngilizcedir, bilgisayardır. Buna benzer şeyler öğretiyor idi. Yani tercihini tamamen ahirete yapmış bir yapısı vardı. İHA'ya girişi sanki o ondan önceki hayat hep İHA'ya girmek için bir tecrübeymiş gibi biz algıladık. Yıllarca çocuklara ders verdi. Malumunuz olduğu üzere çocuklara ders vermek o kadar şey bir şey değildir. Kolay bir şey değildir, yani basit bir şey değildir. Sabır gerektiren bir iştir. Bütün o süreç boyunca sen hiç kızıyor mu bunlara? Veya şey oluyor mu, sinirleniyor, öfkeleniyor musun bunlara? Diye sordum. Hayır diyor yani. Diyordu. Ve ben bundan emindim. Acaba en sert kelimesi, yani kızıp öfkelendiği zaman kullandığı en sert kelime, en ağır kelime nedir diye bir sorayım dedim. Ve bunu sorup öğrendim. Öğrendikten sonra mezarlıkta bunu bir daha sordum. Ve bu sefer doğrudan talebelerine sordum. Orada bulunan birkaç tane kızı çağırdım buraya. Kızım buraya bir gelin dedim bakalım. Geldiler. Size kızdığı zaman, öfkelendiği zaman kullandığı en ağır kelime neydi? Söyleyin bakalım dedi. Dediler ki kızıp öfkelendiğinde bize şişko derdi. En ağır kelimesi şişko. Dikkatimizi çeken şeydi. Saçlarında ve sakallarında beyazlar vardı. Yaşını sorduğumuzda 28 demişti. Çok şaşırmıştık. Zaten o yaş muhabbeti aramızda bayağı bir espri konusu olmuştur. Sürekli 28 diye sorar, söylerdi yaşını. Seneler geçiyor, soruyoruz hocam kaç yaşındasınız? 28. Hatta bir keresinde şey demişti, 30-32 yaşlarında filandı. Hala 28 diyordu inatla. Hocam niye 28 diyorsunuz, biliyoruz yaşınız şöyle falan. Erkek adam sözünden dönmez demişti mesela. İlk tanışmamızda ilkokuldaydım. Bizim orada böyle bir hani bir kurs tarzı bir şey açılacaktı. Oranın sandalyelerini diziyorduk bir akşamdı. Bir akşam geldi, üzerinde uzun bir paltosu vardı. Gözlüklü. O zaman saçları o kadar beyaz değildi. Sonlara doğru daha çok beyazladı. Belki de bizden kaynaklıydı. O zaman tanışmıştık. Hoca dışında her şeyimiz dediğim, gün içinde de ders dışında da çünkü sürekli birlikteydik. Yanlışlıkla baba dediğimiz bile oluyordu Faruk Hoca ders sırasında. Hani baba deyip el kaldırdığımız. O bizim için hani bir tek hoca da değildi, her şeyimizdi. O bizimle ilgilenmeyi sevdiği için, yani bizim bir sorunumuz olduğu zaman hemen dinlerdi, bir çözüm bulmaya çalışırdı. Yani babama danışmazdım, ona danışırdım o konularda. Böyle işte okulda olay olurdu, ona söylerdim. İşte ödevim olur, ona söylerdim. Hep sorunlarımızla ilgilenir, bir çözüm bulurdu yani. Mutlaka bir çözüm bulurdu. Mesela derslerde ödevleri yapmadığımız zaman bazı hocalar bize kızar ama o kızmanın ardından biz yine tekrardan ödev yapmazdık. Ama Faruk Hoca kızmaz, sadece bir bakış atardı ve biz o bakışından sonra şey derdik, keşke ödevimi yapsaydım ve ya keşke Faruk Hoca bize kızsaydı da bu bakışı atmasaydı derdik. Faruk Aktaş, İHA İnsan Yardım Vakfı'nda Güney Asya Masası'nın koordinatör olarak işe başlamıştı. Bu dönem içerisinde tabii İHA'nın yine işlerinin yoğun olduğu bir dönem. Faruk Aktaş da bu dönem gerçekten yoğun bir çalışma içerisine girdi ve Güney Asya Masası'ndaki çalışmalarımızın koordinasyonunda görev almıştı. Afganistan'da planladığımız bazı projeler vardı. Bunlardan bir tanesi de Afganistan'da bir yetimhane açma projesiydi. Bu kapsamda
Faruk Aktaş'la birkaç sefer görüştük, oturduk bu projeyle ilgili nasıl bir çalışma yaparız, nasıl bir altyapı kurarız diye. Bir tane yetimhane projemiz vardı Afganistan'da. Bu projenin ilk önce yerinin alınması gerekiyordu. Yer alımı ile ilgili ilk fizibilite çalışmalarımızı yaptık, araziye gidilmesi gerekiyordu. Afganistan bildiğiniz gibi yani uzun süreden savaştan olduğu bölge. Savaşta neredeyse hiç eksilmedi. İster dışarıdan gelen etkiler sonucu olsun, ister oradaki bölgeler, kabileler arasındaki çatışmalardan dolayı olsun, devamlı bir şekilde süregelen çatışmalar var. Doğal olarak da bu çatışmalar sürecinde binlerce, on binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve bu süreç içerisinde her zaman olduğu gibi etkilenen kadınlar ve çocuklar. Ve özellikle yetim kalan çocuklar. Bu çocuklara bir şekilde sahip çıkma ihtiyacı hissettik. İHA'nın bu konuda birçok yerde projesi var. Ve Afganistan'daki savaşta göz önünde bulundurarak oradaki yetkililer için bir şeyler yapmaya ihtiyacı hissettik. Bu açıdan da bir başlangıç mahiyetinde aslında yetimlere desteklerimiz var ama bina olarak, yetimhane olarak daha önce birkaç binanın tamiratını yapmıştık, düzene koymuştuk. Ama yeniden bir bina inşa ederek onlara da iyi bir hizmet götürelim diye, oradaki yetimlere iyi bir hizmet götürelim diye böyle bir çalışma ihtiyaç duyduk. Son görüşmeye geldiğimizde Patani'den dönüşündeki bize resimlerini gösteriyordu. Afganistan'a gideceğini söyledi. Ne zaman dönersiniz hocam, ikinci şeye Gazze konvoyuna girecek misiniz dedik. Belli olmaz, belki girerim belki girmem demişti. Ama Faruk Hoca şunu diyordu yani. Ne kadar tanışıklığı varsa Bahattin abiyle yolculuk etmek ister. Bahattin abiyle o kadar tanışıklığı yok yani. Bir kadar tanışıklığı yok. Onunla beraber düğününü yaptı. Onunla beraber şehadet şerbetini içti. Faruk Hoca gerçekten dünya hesabı yapan bir insan değildi. Tabir eğer mazur görülürse yani gerçek bir ahiret işçisiydi. Yani bütün yaptığı işlerin merkezinde acaba bunun benim ahiretimi inşa etmesinde ya da şekillendirmesinde nasıl bir yeri var? Hal diliyle bunu söylüyordu. Ben asla herhangi bir Müslüman hakkında konuştuğunu görmedim. Buna hiç şahit olmadım. Faruk Hoca'nın hayatında, yaşayışında hiçbir mübalağa göremedik. Sahabeyi andıran bir hayatı vardı. Mesela bir şehidin hayatına dönüp baktığımızda hayatlarının boş olmadığını görürüz. Gerçekten şehadeti hak etmiş insanlardır onlar. Ve bence gerçekten Faruk Hoca yaşayışıyla, yani sahabeyi andıran yaşayışıyla şehadeti hak etti diyorum. Faruk'un da yine de kırmızı çizgileri vardı. Yani davasında İslami şeyinde. İnandığın dışından bir şey olsaydı muhakkak müdahale ederdi. Muhakkak işte bu böyle değil, böyle bu Allah'ın dini. Böyle değil. Yani kim olursa olsun Faruk o zaman susmazdı. Onun dışında hep susan, hem sakin, hep güler yüzüydü. Ama dediğim gibi fikir olarak çok yorgunlaşmış, çok güzel. Ve inandığı o kırmızı çizgilerin dışına biri çıksaydı veyahut da işte birileri onun dışında bir şey yapsaydı oradan itiraz ederdi, oradan müdahale ederdi. Onun dışında dinlemeyi konuşmaktan çok daha seven bir arkadaştı. Ben en çok Faruk Hoca'yı hayasıyla hatırlıyorum. Yani şu an bile gözümün önünde hani o önüne eğmiş bir şekilde, kafasını önüne eğmiş bir şekilde duruşu var. Dursun Ali Erzincan'ın Uhud şiirinde bir saat bir muaz, diğer saat bir mübarede Allah'ım bu ne edep, atlarının bile başı yerde ifadesi var. Hani ben orayı dinlediğim zaman direkt aklıma Faruk Hoca geliyordu. Hani o başını öne eğişi. Yani öyle bir hayaya sahipti ki hani oturduğu zaman o atın kafasını önüne eğdirebilecek kuvvete sahipti o hayası. Şehadet haberi geldiği zaman bize hani bu medyada da yer buldu. Ve hani aklıma şöyle bir hadis geldi. Bir hadis vardır. Kutsi hadistir. Hani Allah-u Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail Aleyhisselam çağırır ve ona der ki ben bu kulunu sevdim. Sen de bu kulunu sevdi. Cebrail Aleyhisselam da işte
gökyüzüne iner ve der ki meleklere, Allah bu kulunu sevdi, ben de sevdim, siz de sevin. Ve melekler de sever o kulunu ve melekler de sevdiği zaman bütün arz, bütün dünya sever o kulunu. Tam tersi Allah Teala bir kuluna buğz ettiği zaman aynı şekilde onlar da gerçekleşir. Ben Faruk Hoca için bunun olduğunu düşünüyorum. Yani Allah Teala onu sevmişti, melekler de sevmişti, onu şehadeti bütün dünyaya yayıldı yani. Onu bütün herkes sevdi.